Arkadaşlar merhaba. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik Kolaydır kanalına hoş geldiniz. 8. dersimizin konusunu termodinamiğin ikinci yasası oluşturacaktır ve bölüm 2 olarak devam edeceğiz. Dersimize başlamadan önce www.hüseyingüneran.com adresinde bulunan bu derse ait yazılı bilgileri bilgisayarınıza indirip çıktı alıp bu çıktılarla beraber videoyu izlerseniz öğrenmeniz daha kolay olacaktır. Dersimize başlayalım. Termodinamiğin ikinci yasası kapsamında arkadaşlar Kelvin-Planck ifadesi ve Clausius ifadelerini ele almıştık. Çevrim oluşturan sistemler için termodinamiğin ikinci yasasını tanımlamıştık. Buradaki çevrim ifadesi önemli. Isı makinelerinin enerji dönüşüm verimleri %100 olamaz dedik. Neden? Çünkü ısı makinelerinde Q çıkan var ve bu Q çıkan verimin %100 olmasını engelliyor. Verim ifadesine, verim eşitliğine bakarsak eta ısıl eşittir. 1 eksi Q çıkan bölü Q giren demişiz. Burada Q çıkan olduğundan dolayı, Q çıkan sıfır olmadığından dolayı ısıl verim hiçbir zaman %100 olamıyor. Isıl verim %0 ile %100 arasında değişiyor veya sıfırla 1 arasında değişiyor. Hiçbir zaman %100 olmuyor. Kelvin Planck ifadesi gereği, termodinamiğin ikinci yasası gereği. Clausius ifadesine bakalım. Soğutma makinelerinin ve ısı pompalarının performans katsayıları sonsuz olamaz diyebiliyoruz Clausius ifadesi çerçevesinde. Hem soğutma makinesi hem ısı pompası elektrik işi girişi olmadan çalışamaz. VNet girişi, iş girişi her zaman olacak. VNet sıfır olamayacağından dolayı COP'ler sonsuz olamaz. Evet, bu hatırlatmalardan sonra tersinir ve tersinmez hal değişimlerine bakalım. Termodinamiğin ikinci yasası kapsamında tersinir ve tersinmez hal değişimleri çok önemlidir. Bir ısı makinesinin sahip olabileceği teorik en yüksek verim ne olabilir? Gerçek bir ısı makinesinin verimi %40 olarak hesaplansın. Biz bu ısı verimin maksimum değeri ne olabilir onu merak edelim. %100 olamayacağını biliyoruz. Q çıkan var. Ama %40'tan %50'ye, %60'a yaklaşabilir miyiz? Maksimum değer ne olabilir diye düşünüyorsak, bu durumda ideal, mükemmel, kusursuzluğa yaklaşan hal değişimini göz önüne almamız gerekiyor. Bunun adı da tersinir hal değişimi. Kusursuz bir sistem yok ama biz kusursuzluğa ne kadar yaklaşabiliriz? Tersinir hal değişimleriyle bunu görebiliyoruz. Mühendis olarak kafamızda bir model oluşturabiliyoruz. Bu önemli bizim için. Hal değişimleri belirli bir yönde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu kapsamda tersinmez gerçek hal değişimlerine bakalım. Sistem, sınır ve çevre açısından bakarsak, sistem ile çevre arasındaki etkileşim sınırda meydana geliyordu ve sistemi biz birinci halden ikinci hale getirelim. Sistem ile çevre arasında bir etkileşim gerçekleşsin. Çevre ile sistem arasındaki etkileşimlerin ters yönde gerçekleştirilebilmesi ve sistemin yeniden ilk haline dönmesi olanaksızdır. Çevre ile sistem arasındaki etkileşimlerin ters yönde gerçekleştirilmesi olanaksız. Sistemin yeniden ilk haline dönmesi olanaksız arkadaşlar. Bu çok önemli. Dönebilseydi tersinin hal değişimi olurdu. Bir örnekle bakalım. Sıcak bir çayı masaya bıraktık. T çay büyük T çevre. O zaman ne olacak? Zamanla çay soğuyacak ve çevreye ısı kaybedecek. Çevreye kaybedilen ısı geri kazanılarak çayın tekrar ısınması olanaksızdır. Kendiliğinden bu mümkün değil. Kendiliğinden çay soğur. Soğumuş çay kendiliğinden oda koşullarında ilk haline gelmez, ısınmaz. Olanaklı olsaydı tersinin hal değişimi meydana gelirdi. Tersinin hal değişimi ideal, teorik hal değişimidir. Biz termodinamikle ilgili bilgileri geçmişte verirken sanki dengeli genişleme ve sıkışma işini ele almıştık. Özellikle piston silindir düzeninde sınır işini anlatırken sanki dengeli olarak bu sistemi inceleyelim demiştik. Sanki dengeli de tersinir demektir arkadaşlar. Sürtünmeyi göz önüne almamıştık. O zaman bir tanım yapalım. Bir tersinir hal değişimi bir yönde gerçekleştikten sonra çevrede herhangi bir iz bırakmadan ters yönde gerçekleştirilebilen bir hal değişimidir. Tersinir olmayan gerçek hal değişimleri tersinmezdir. Doğada tersinir hal değişimi yoktur. Ama bir daha söyleyelim. Bir tersinir hal değişimi bir yönde gerçekleştikten sonra çevrede herhangi bir iz bırakmadan ters yönde gerçekleştirilebilen bir hal değişimidir.
Tersin hal değişimleri incelenerek gerçek hal değişimlerinin karşılaştırılabileceği ideal modeller oluşturur makine mühendisleri. Kusursuzluğa yaklaşım oranını belirler. Örneğin otomobil motorlarını ve türbinlerini ele alalım. Bu ikisi de arkadaşlar iş üretirler. Otomobil motorları iş üretir, tekerlekler döner, türbinler iş üretir, elektrik enerjisi elde edilir. Bunların üretebilecekleri en yüksek iş miktarını biz merak ediyorsak tersinin hal değişimlerine başvuracağız. Teorik olarak en yüksek üretebilecekleri iş miktarını biliyorsak ona göre biz gerçek sistemleri de modelleyebileceğiz. Fanlar, pompalar, kompresörler iş tüketir arkadaşlar. Elektrik işi girişi olmadan üçü de çalışamaz. O zaman bunların tüketebilecekleri en az iş miktarı nedir dediğimizde tersinin hal değişimlerine başvuracağız. Tersinmez hal değişimlerine ulaşabileceği teorik sınır gerçekte ulaşılamaz. Tersinin hal değişimleriyle belirleniyor. İkinci yasa verimini de bu kapsamda ele alabileceğiz. İkinci yasa verimi gerçek hal değişimlerinin tersinin hal değişimlerine ne ölçüde yaklaşıldığının bir ölçüsü olacak. Örneğin bir soğutma makinesinin gerçek COP değerini biliyorsak ve biz bu COP tersinin olarak elde edebiliyorsak gerçek COP'nin tersinin COP oranı bize ikinci yasa verimini verecek. Örneğin ısı makineleri için gerçek ısı verim bölü tersinir ısı verim yine ikinci yasa verimini bize verecek. İkinci yasa verimi de 0 ile 1 arasında değişecek. O konuya sonra ayrıntılı olarak gireceğiz. Tersinmezlik neden olur? Sürtünme en büyük etken, dengesiz genişleme, iki akışkanın karışması, sonlu sıcaklık farkında ısı geçişi, bakın bu da çok önemli, elektrik direnci, katılarda plastik şekil değiştirme, kimyasal tepkimeler, hepsi tersinmezliğe neden oluyor. Ayrıntı için yine arkadaşlar www.hüseyingüner.com adresinde bulunan bilgi notuna bakınız. Tersinmezlikler orada da ayrıntılı olarak verilmiştir. Biz şimdi kavramsal birkaç tane soruyu ele alalım. Aşağıda verilen süreçleri tersinmez kılan durumları açıklayınız demiş. Bir borudan akan sıvı su. Arkadaşlar önce düşünüp bir cevap veriyoruz. Gerekirse videoyu durdurarak düşünelim. Sonra cevaba bakalım. Bir boruda akan sıvı su. Su ve boru arasındaki sürtünme. Bu süreci tersinmez kılıyor. İç sürtünme kayıplarına neden olan suyun viskozitesi zaten ve bu çerçevede bir sürtünme meydana geliyor. Sıcak bir fırının içinde eriyen kurşun blok. Neden bu süreci tersinmez kılıyor? Sonlu bir sıcaklık farkı üzerinden ısı transferi var arkadaşlar. Sonlu bir sıcaklık farkı üzerinden ısı transferi varsa bir süreçte o süreç tersinmezdir. Bir piston silindir düzeninde izotermal olarak sıkıştırılan hava. Piston silindir düzenekleri üzerine çok çalıştık. Biz bunları sanki dengeli olarak yani tersinin olarak ele almıştık. Sürtünmeyi göz önüne almamıştık. Bunun da cevabı tabii ki sürtünme olacak. Burada ne demiş? Sonlu bir sıcaklık farkı üzerinden ısı transferi işlemi izotermal tutmak için sıkıştırma sırasında ısı uzaklaştırılmalıdır ve piston ve silindir arasındaki sürtünme süreci tersinmez yapar. Su oluşturmak için reaksiyona giren hidrojen ve oksijen. Bakın burada bir karışım var, dikkat. Hidrojen ve oksijen arasında karışma işlemi, ısıyı açığa çıkaran kimyasal reaksiyon, sonlu bir sıcaklık farkı üzerinden ısı transferi su ve çevre arasında bunların hepsi süreçleri bu süreci tersinmez yapıyor. Eğimli bir düzlemde aşağı yuvarlanan bir top. Bu topu küre olarak alırsak küre ve yüzey arasındaki sürtünme, top ve hava arasındaki sürtünme hepsi süreci tersinmez yapıyor. Evet, ders notumuza devam edelim. Carnot çevrimiyle devam edelim arkadaşlar. Carnot diye okunur, Carnot diye yazılır. En çok bilinen tersinir çevrimdir. 1824 yılında Fransız mühendis Sadi Carnot tarafından modellenen Carnot çevrimidir. Buna piston silindir düzeni çerçevesinde bir bakalım arkadaşlar. Ama önce ne demişiz onu da okuyalım. Carnot çevrimi ikisi sabit sıcaklıkta, ikisi de adiabatik olmak üzere 4 hal değişiminden oluşuyormuş ve kapalı bir sistemde veya sürekli akışlı bir sistemde gerçekleşebiliyor.
Adiabatik bir piston silindir düzeninde bulunan bir gazın oluşturduğu kapalı bir sistem aşağıda verildiği gibi ele alınsın. Silindir tabanındaki yalıtım gerektiğinde kaldırılarak silindirle ısı depo arasında ısı geçişine olanak sağlansın. Carnot çevrimini oluşturan 4 tersin hal değişimi aşağıda verildiği gibi gerçekleşsin. Biz bunu bir inceleyelim şimdi. Piston silindir düzeneğini arkadaşlar 1'den başlatacağız. 2'ye getireceğiz, 3'e getireceğiz, 4'e getireceğiz, tekrar 1'e getireceğiz. Çevrim oluşturacak. Önce 1 ile 2 arasındaki hal değişimine bakalım. Bir genişleme işlemi var. Buraya biz ısı verdikçe piston genişleyecek, yani hacim artacak. Ama buradaki özel durum ne? Her zaman sistemin sıcaklığını T'de sabit tutalım. 1 ile 2 arasında. Bunu nasıl sağlayabiliyoruz? Gerçekte bu sistem bir miktar soğuyacak. Ama biz QH miktarında içeri ısı girişini sağlayıp TH'yi sabit tutmaya çalışalım. Sonlu bir sıcaklık farkında burada bir dalgalanma meydana gelecek ama biz o dalgalanmayı önlemek için QH kadar ısıyı içeri gönderelim ve TH sıcaklığında 1 ile 2 hal değişimi arasında bu sistemi tutalım. Burada TH sıcaklığında enerji kaynağı demiş ve bu kaynaktan QH değerinde ısı girişi var ve sistemi de TH sıcaklığında sabit tutuyoruz. Tamam. Sonra 2 ile 3 arasında yine genişleme işlemine, yani hacim artışına devam edelim. Sistemin bu sefer her tarafını güzelce yalıtalım. Adiabatik bir sistem olsun. Ve TH sıcaklığında sabit tuttuğumuz sistem QH'yi çektiğimiz için TH'den TL'ye kadar soğusun. Ama bu soğuma sırasında da genişleme işlemi devam etsin. 2 ile 3 arasında. Gelelim 3 ile 4 hal değişimine. Sistem iyice soğudu. TL'ye geldi ve burada durdu. Durduğu an dışarıdan bir iş girişiyle sistemi sıkıştırmaya başlayalım. Sıkıştırılan sistem ısınır ama bu ısınma çerçevesinde TL sıcaklığının artmasını engelleyelim. Çünkü o zaman sistemden QL kadar ısı çekelim. O zaman TL hep sabit kalsın 3 ile 4 arasında. TL sıcaklığında enerji kuyusuna çerçevesinde QL kadar ısı çekelim. Evet, gelelim son duruma. 4 ile 1 arasında arkadaşlar dışarıdan iş girişi devam etsin. Ve bu sistemi sıkıştırmaya devam ettiğimiz an gaz ne olacak? Isınacak. QL ısı çekişini de kaldırdığımız an, her tarafı da güzelce yalıtıp adiabatik bir sistem oluşturduğumuz an TL'den TE sıcaklığına bu sıkıştırma işlemi sırasında sistem ısınacak. Ama bir noktasına gelip duracak. O zaman bir noktasında yine TH sıcaklığına erişecek. Bu şekilde çalışan bir çevrim. İdeal bir çevrim, adı Carnot çevrimi. Bu Carnot çevriminin PV diyagramını çizelim. 1 ile 2 arasında bu gaz için arkadaşlar sabit sıcaklıkta ısı girişi var. O zaman 1 ile 2 arasını gaz için bu şekilde çizebiliriz. 2 ile 3 arasında genişleme işlemi devam ediyor. 1 ile 2 arasında genişleme var. 2 ile 3 arasında genişleme var. Hacim artışı var. 2 ile 3 arasında genişleme devam ediyor. Ama bu sefer adiabatik olarak biz ilerliyoruz. 3 ile 4 arası sıkıştırma, 4 ile 1 arası sıkıştırma. Ama 3 ile 4 arasındaki sıkıştırmayı TL sabit sıcaklığında QL ısısını çekerek gerçekleştiriyoruz. 4 ile 1 arasını adiabatik olarak gerçekleştiriyoruz ve 4'ten 1'e geldiğinde sistem çevrim tamamlanmış oluyor. Bu çerçevede bu çevrime Carnot çevrimi diyoruz. PV diyagramını bu şekilde çizebiliriz. P kilo pascal, V de metreküp olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada VNet çıkan var. Bir ısı makinesi var. Isı makinesinden iş elde edilirdi. VNet çıkanı bu çerçevede elde etmişiz. Aşağıdaki grafikte VNet giren var. O zaman bu soğutma makinesi olabilir örneğin. Yukarıdaki sistemi tersi yönde çalıştırırsak QL kadar ısı girişi, QH kadar ısı çıkışı olsun. O zaman VNet giren sağlansın sisteme. Yine benzer şekilde sistem çalışsın. Bu Carnot çevrimin adı bu sefer ters Carnot çevrimi. Evet, soğutma makinesinde adı ters Carnot çevrimi. Arkadaşlar Carnot çevrimi bizim için önemli, ideal bir çevrim. Gerçek çevrimlerin referans noktası. Biz gerçek çevrimlerle ideal çevrimi karşılaştıracağımız an önce Carnot çevrimine başvuruyoruz. Bu konu çok önemli, ileride karşımıza yine çıkacak. Carnot ilkelerine bakalım. Bir kere Kelvin-Planck ifadesi ve Clausius ifadesini tekrar bir hatırlayalım. Bunları çok söyledik çünkü önemli ifadeler.
Termodinamiğin ikinci yasasıdır ve makinelerin çevrimlerine kısıtlamalar getirir. Makinelerin çevrimlerine. Isı makinesi Q çıkan olmadan olmaz. Soğutma makinesi V'ni etkilen olmadan olmaz. Tersinir ideal, tersinmez gerçek ısı makinelerinin ısıl verimleri ile ilgili olan Carnot ilkelerine bakalım. Aynı ısıl depolar arasında çalışan iki ısı makinesinden tersinir olanın verimi her zaman tersinmez olanın veriminden büyüktür. Önemli bir sonuç. Arkadaşlar ideal olarak baktığımızda ısı makinesine onu biz tersinir olarak çalıştırıyorsak tersinirin indisi TR olsun. O zaman eta ısıl TR büyüktür. Eta ısıl gerçek. Bu deneyler sonucu ispatlanmış bir durum. Aynı ısı depolar arasında çalışan bütün tersinin ısı makinelerinin verimleri eşittir. Bakın ısı kaynağı TE, ısı kuyusu TL ile TL olsun. Bu ısı kaynağı ve bu ısı kuyusu arasında çalışan bütün tersinir ısı makinelerinin verimleri eşittir. TH ile TL arasında çalışan tüm tersinir ısı makinelerinin verimleri eşittir. Bu da Carnot çerçevesinde, Carnot çevrimi çerçevesinde kanıtlanmış bir durum. Termodinamik sıcaklık ölçeğine bakalım. Sıcaklığı ölçmek için kullanılan maddelerin özelliklerinden bağımsız olan sıcaklık ölçeğine deniyor. Lord Kelvin aşağıdaki gibi bir termodinamik sıcaklık ölçeği tanımlamıştır. Bakın, çevrim geçiren tersinir makineler için çevrim geçiren. QH bölü QL oranı tersinir ise, zaten yana da yazdık. Tersinir ise eşittir. TH bölü TL çıkıyor. TH bölü TL. İkisinin de birimi kesinlikle Kelvin. Arkadaşlar QH bölü QL tersinir bir işlemde TH bölü TL'ye eşit. İspatını ben entropide yapacağım. Entropiyi anlatırken yapacağım. Şimdilik tersinir makineler ve çevrim geçiren tersinir makineler için bu eşitliğin var olduğunu bilin. Carnot ısı makinesine bakarsak tersin olarak çalışan ısı makinesidir. Arkadaşlar ısıl verimi biz 1 eksi QL bölü QH olarak yazıyoruz. Tersinir olsun, tersinmez olsun ısıl verimi bu şekilde yazabiliriz. Yani QL ve QH'yi kullanacaksak tersinir olsun, tersinmez olsun ısıl verimin tanımı bu şekilde. Ama tersinir bir ısı makinesi için biz verimi tekrar yazmak istiyorsak, Carnot verimini yazmak istiyorsak o zaman 1 eksi TL bölü TH yazmak zorundayız. Eta ısıl TR için. Zaten arkadaşlar tersinir makinelerde ne demiştik biz? QL bölü QH oranı TL bölü TH oranı eşit. Onun için burada tersinir artı tersinmez yazıyor. Bu ısı makineleri için bakalım gerçek sistemin çevrimin gerçek ısıl verimi eta ısılsa bu her zaman küçük olacaktır. Eta ısıl tersinirden. O zaman burası tabii ki tersinir bir ısı makinesi oluyor. Tersinmez bir ısı makinesi oluyor. Tersinmez ısı makinelerinde gerçek ısıl verim her zaman küçüktür. Tersinir ısıl verimden. Evet. Yanlış söylemeyelim. Tersinmez ısı makineler için bu ilk ifade geçerli. Tersinir ısı makineler için eşitlik geçerli. Biz bir verim hesapladık. Bu ısıl verim hesapladığımız tersinin ısı verimi eşitse tersinin ısı makinalarıyla çalışıyoruz demektir. İdeal ısı makinalarıyla çalışıyoruz demektir. Yukarıdaki gerçek durum. Gerçek durumda her zaman küçük ifadesi yer alıyor. Bu ısıl verim büyük ısıl tersinin verim olamaz. Kesinlikle olamaz. Böyle bir şey buluyorsak hata yapıyoruz. Kesinlikle yanlıştır. Arkadaşlar TL sıcaklığını sabit alalım. TH sıcaklığını değişken alalım, arttıralım. Tersinin ısıl verime bakalım. 1 eksi TL bölü TH olarak yazılıyordu. Yukarısı sabit, aşağısı değişken ise ve artıyorsa matematik olarak buna baktığımızda ısıl verim de artar. Tersinin ısıl verim de artar. Örneğin 1 eksi 400 Kelvin bölü 650 Kelvin 0,38 çıkıyorsa tersinin ısıl verim açısından bunu 1 eksi 400 bölü 900 aldığımızda yani aşağısını arttırdığımızda burası 0,55 çıkıyor. Gördüğünüz gibi tersinin ısıl verim artıyor. Sıcaklık arttığında gerçek sistemlerde de aynı şey olur. Gerçek sisteminde ısıl verimi artar. Isıl enerjinin sıcaklığı ne kadar yüksek olursa niteliği de o kadar yüksek olur. Isıl enerjinin daha büyük bölümü işe dönüştürülebilir.
Niteliğin artması arkadaşlar sıcaklığın artmasıyla gerçekleştiriliyor. Sıcaklık arttığında, nitelik arttığında ısıl enerjinin daha büyük bölümü işe dönüşebiliyor. Bizim için işe dönüştürme miktarı da önemli. Carnot soğutma makinesi, Carnot ısı pompasına bakalım. Ters Carnot çevrimine göre çalışan çevrim bunlar. Biraz önce konuştuk. Soğutma makinesini ele almıştık Carnot'da. Aynı şeyi ısı pompası içinde ele alırsak o da ters Carnot çevrimi olarak isimlendirilecek. Soğutma makinesinin COP'si yani etkinlik katsayısı veya performans katsayısı 1 bölü QH bölü QL eksi 1 olarak yazılıyordu. Biraz önce de söylediğimiz gibi ısı makinelerinde söylediğimiz gibi tersinin artık tersinmez soğutma makinesi etkinlik katsayısı bu eşitlikle hesaplanabilir. Ama tersinin soğutma makinesi için Carnot etkinlik katsayısı için biz 1 bölü TH bölü TL eksi 1'i yazmak zorundayız. Soğutma makinesi tersininin COP'si için. Aynı şeyleri ısı pompası için de söyleyebiliriz. COP ısı pompası için eşitliğimiz bu. Tersinir artık tersinmez için geçerli. Ama tersinir ısı pompası için sıcaklıkları kullanıyorsak ısı pompası tersinir COP'si 1 bölü 1 eksi TL bölü TH olarak yazılmak zorunda. Yine soğutma makinesi için şu ifadeyi yazmışız. Bunu ısı pompası için de geçerlidir. Nasıl ısı makinelerinde dedik tersinmez, tersinir ve olmaz durumlar neler olabilir? Bunu soğutma makinesi için de yapalım. COP soğutma makinesi küçüktür. COP soğutma makinesi tersinir. O zaman bu tersinmez bir soğutma makinesi. Eşit olduğu an tersinir soğutma makinesi ideal bir durum. Yukarıdaki gerçek. Ama büyük durumu kesinlikle olamaz. Evet. Gelelim güzel bir örneğe. Bir ısı pompası kışın bir evi ısıtmak ve yazın ise soğutma makinesi olarak çalıştırılıp aynı evi soğutmak için kullanılmaktadır. Yani kışın ısıtacağız, yazın soğutacağız. Tamam. Evin iç sıcaklığı kışın 20 derece santigrat olarak ve yazın 25 derece olarak alınacaktır. Arkadaşlar ısı pompası olarak kışın kullanacağız. Evin iç sıcaklığı 20 derece santigrat olacak. Kışın ısı pompası ise yazın bunun adı soğutma makinesi olacak ve içerisi 25 derece olacak. Duvarlar ve tavandan dış ortama geçen ısı transferi saatte 2400 kilojül derece sıcaklık farkı olarak gerçekleşmektedir. Arkadaşlar bu derece sıcaklık farkı ısıtma tekniğinde önemli bir kavram. Isıtma tekniği ayrı bir ders ama derece sıcaklık farkı nasıl biz ele alabiliriz biraz sonra bakacağız. A şıkkı kış aylarında referans dış sıcaklık 0 derece ise yine arkadaşlar ısıtma tekniği çerçevesinde veya soğutma tekniği çerçevesinde bu referans sıcaklıkları nasıl alınabileceği ayrıntılı anlatılır. Biz kış aylarında referans dış sıcaklığı 0 derece alalım. Isı pompasını çalıştırmak için gereken minimum güç ne olabilir? Bakın minimum kelimesi ifadesi burada önemli. Onun da ayrıntısına bakacağız. B şıkkına gelelim. A şıkkı ile aynı güç değeri için evin 25 derece sıcaklıkta tutulabileceği maksimum dış sıcaklık nedir? Burada da maksimum ifadesi önemli. Ona göre dış sıcaklığı değerlendireceğiz. Önce ısı pompasına bakalım. Isı pompasını duyduğumuz an aklımıza ısıtma gelecek. Isı pompasına V net kadar bir elektrik işi girişi olacak. Buraya üstüne nokta koymuşuz. O zaman watt biriminde güç biriminde bir giriş olacak. Bu ısı pompası TL sıcaklığındaki dış ortamda, bu dış ortam arkadaşlar atmosfer olur veya başka bir kaynak olabilir. TL sıcaklığındaki ortamdan QL kadar ısı çekecek. Üzerinde nokta var yani watt biriminde çalışacağız. Ve ısı pompası içeriye QH kadar watt biriminde ısı verecek. İçerisini biz TH sıcaklığında tutmak istiyoruz. Isı pompasının TL'si ve TH'si bu şekilde ele alınacak. Bu evin bir de ısı kaybı varmış. Yani ısıtma tekniği açısından ısı kaybı denir. Termodinamik açıdan Q çıkan var. Yine watt biriminde. Bu Q çıkanı değerlendirip QH ile ilişkilendireceğiz. Ve TH sıcaklığı da içerisini tutmaya çalışacağız. Mühendislik problemimiz bu. Güzel bir problem. Evet. TH sıcaklığı 20 derece santigrat kışın. 293.15 Kelvin. TL sıcaklığı 0 derece santigrat kışın. Ve 270.15 Kelvin olarak alacağız. Arkadaşlar önce şu Q çıkanı halledelim.
Ne vermiş soruda? 2400 kilojül bölü saat derece santigrat. Şimdi arkadaşlar saatte kilojül olarak derece sıcaklık farkı için birim budur. Orada laf olarak anlatmış. Saatte şu kadar kilojül derece sıcaklık farkı olarak demiş. O zaman 2400'ün birimi kilojül saat derece santigrat olacak. Bu ev için saatte kilojül olarak derece sıcaklık farkı için değer 2400 kilojül bölü saat derece santigrattır. Tamam. Şimdi bu değeri arkadaşlar biz kilojül bölü saat biriminde bir Q çıkan elde etmek istiyoruz. O zaman derece sıcaklık farkıyla çarpacağız. Burası önemli işte. Derece sıcaklık farkı diye bir terim görürseniz yapacaklarınız bu sarı içindeki bilgiler kapsamında olacak. Sıcaklıklar ne verilmiş? 20 ile 0 arasında bu sistem çalışıyor. TH 20, TL 0. O zaman buraya 20 eksi 0'ı koyacağız. Hangi sıcaklık arasında kışın çalışıyorsak onu buraya yerleştireceğiz. O da derece sıcaklık farkı oluyor. 2400 ile bu değeri çarptığımızda 48.000 kilojül bölü saat oluyor artık. Bu bir güç birimi. Kilojül bölü saat güç birimi. Üzeri zaten noktalı. Tamam. 48.000 kilojül bölü saatte bu şekilde elde ediyoruz. Arkadaşlar, Q çıkan bu evin kaybettiği enerji, bu kaybedilen enerji kadar enerji sağlamamız gerekir. O zaman Q çıkana eşit olmak zorundadır. Bu eşit olduğu an evin kaybettiği ısı akımı kadar ısı pompası eve ısı akımı vermelidir ki iç sıcaklık 20 derece olarak kalabilsin. Biraz da bir kere daha söyleyeyim, karışık oldu. Evin kaybettiği ısı akımı kadar ısı pompası eve ısı akımı vermelidir ki iç sıcaklık 20 derece santigrat olarak kalabilsin. Arkadaşlar üzeri noktalı watt birimi ise biz ona akım diyoruz. Yani ısı akımı demişim burada. Orada kafamızı karıştırmasın. Ama Q'ye eşit Q çıkan olacak içerisini 20 derece tutabilmemiz için. Tamam. Bu çerçevede COP ısı pompasından yararlanacağız. Q'ye bölü V neti watt biriminde ele alacağız. Bu şu anda burada iki tane bilinmeyen var. V eniti ve COP ısı pompasını bilmiyoruz. QH zaten Q çıkana eşit olacağı için o biliniyor. Buraya o şekilde yazmışız. Bu dursun, bundan yararlanacağız. Minimum güç demek çok önemli. Minimum maksimum kelimelerini gördüğümüz an tersinir sistemlere gideceğiz. Carnot ısı pompası veya tersinir ısı pompası çerçevesinde soruyu çözeceğiz. Tersinin ısı pompası çerçevesinde çözeceksek arkadaşlar yukarıdaki COP ısı pompası eşittir. COP ısı pompası tersinin olacaktır. Bunu zaten biraz önce konuştuk. Eşitlik olduğu an ikisi arasında tersinir çevrimden söz ediyoruz demekti. COP ısı pompası tersinleri bir sıcaklıklar cinsinden ifade edebiliyoruz. TH bölü TH eksi TL. Birimleri Kelvin olacak. Yukarıya 293,15 Kelvin'i, aşağı bu fark kadar Kelvin'i yerleştirdiğimiz an COP ısı pompası tersinir 14,6575 çıkıyor. Büyük bir değer. Birden büyük, ne kadar büyükse o kadar iyidir ama bu teorik bir değer. Hiçbir zaman bu değere ulaşamayacağız. Ama bu bize bir fikir veriyor. Arkadaşlar 14,6575'i elde ettikten sonra şurada yerine koyalım. Burada 48.000 kilojoule saat bölü V net minimum demişiz artık. Zaten tersini çalışıyorsak vereceğimiz iş girişi, elektrik enerjisi girişi minimum olacak. O değerde 3274,774 kilojoule bölü saat. Bunu kilowatt isterse 0,95 kilowatt olarak yazabiliriz. Yani saati saniyeye çevireceğiz. O çerçevede arkadaşlar 3600'e böldüğümüzde 0,95 1 kilovatı elde ederiz. Tamam. Kış olayını hallettik. Yaza gelelim. Önce arkadaşlar şeklimize bakalım. Yazın ne olacak? Soğutma makinesine dönüyor. Isı pompası ters çalıştıracağız. O zaman V net giren olacak zaten soğutma makinesine. Isı pompasına da V net giren olacak sonuçta da. Okların yönü değişecek şuradaki. Biz yazın evden küllüye kadar ısı çekeceğiz. Yine watt biriminde ve soğutma makinesinden QH kadar dışarıya ısı çıkacak. Ve buradaki ısı kaynağının sıcaklığı TH, evin iç sıcaklığı da TL olacak. Yazın dışarıdan içeriye ısı kazancı olacak. Isıtma tekniği açısından buna
ısı kazancı diyoruz. Dışarısı daha sıcak olacağından dolayı. Evet, şeklimiz bu. Diğerinin şekli biraz önce çalışmıştık zaten arkadaşlar. Isı pompası, doğuklar bu yönde. Burası T, burası TL. Ama bu sistemi ters çalıştırdığımız zaman adı soğutma makinesi oluyor. Okların yönü değişiyor. Tamam. Elinizde de zaten şekil var. Ona göre konuyu anlatabiliriz. Evet, yazın. Yazın evin sıcaklığı TL kadar olacak. 25 derece santigrat. Bunu bizden istiyorlar. 298.15 Kelvin. TH ya da T çevre maksimum ne olabilir demiş bize. Dış sıcaklık ne olabilir demiş. Yani bu sistem hangi maksimum dış sıcaklığa kadar bize 25 dereceyi sağlar demiş. Bu soruda V gireni yukarıdakiyle aynı al demiş. Yani V net minimumu yukarıda bulmuştuk ya. 3274.774 kilojoule saat. Aynı V gireni al demiş. Tamam. Aynısını alacağız. Q gireni nasıl bulacağız arkadaşlar? Bir kere evin 2400 kilojoule saat bölü derece santigrat değeri sabit. Yandaki sıcaklık farkı değişecek. O zaman Q'leyi Q giren olarak ele alacağız. Ama burada T bilinmiyor zaten. Bizden bu isteniyor. O zaman bizim eşitliği bu şekilde bırakacağız. Q giren veya Q'le 2400 çarpı T eksi 298.15 olacak. Bu burada dursun. COP soğutma makinesine bakalım. Yazın soğutuyoruz. Q'le bölü V giren. Tamam. Q'le dedik Q giren eşit olacak. 2400 çarpı TH eksi 298.15 o pay kısmında yer aldı. Payla da V gireni al demiş. Yani V net minimum biraz önce bulmuştuk. 3274.774 kilojoule saat buraya yerleştirdik. Evet, bu bulduğumuz sonuç bizim için önemli. Bunu kullanacağız. Gelelim Carnot soğutma makinesine, tersinin soğutma makinesine. Ne dedi? TH maksimum olacağında olacak dedi. O zaman Q'lerinin de maksimum olması gerekiyor. Bu çerçevede sistemi değerlendireceğiz. Önce COP soğutma makinesi tersine bakalım. Sıcaklık oranları cinsinden elde edelim. TL belli, TH belli. Pardon, TH'yi biz bulacağız. O zaman 298.15 bölü TH eksi 298.15'i de COP soğutma makinesi tersinin için buluyoruz. Tersiniz çalışıyorsa bu COP ile bu COP birbirine eşit olmak durumunda eşitlersek arkadaşlar TH sadece bilinmiyor. TH cinsinden bir eşitlik elde ettik. Matematik olarak bunu düzenlersek TH 318.32 Kelvin veya 45.17 derece santigrat çıkıyor. Yazın içerisini 25 derecede tutabilmemiz için bu TH sıcaklığı maksimum 45 derece olmalı. Daha yüksek sıcaklıklarda içerisini 25'te tutamayacağız. Güzel bir mühendislik problemini ele almış olduk. Arkadaşlar, ders 8'i bölüm 1 ve bölüm 2 olarak bitirmiş olduk. Konuları güzelce anlatmaya çalıştık. İnşallah hata yapmamışızdır. Ve bu konuya ait, ders 8'e ait 3 tane önemli soru yine www.yüksekgüzel.com'da var. Bu yazılı soruları da güzelce çalışırsanız sizin için faydalı olacaktır. Tek amacımız size faydalı olmak. Bu videoları onun için hazırlıyoruz. Ders 09'da görüşmek üzere.